Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Adana Aşçılar Derneği olarak üretim grubu. Biz 15 günde bir toplanıp farklı lezzetlerini ortaya çıkartabiliriz diye tam tartışmaları yapıyoruz. Arkadaşlar karşılıklı gece saatlerine kadar. Ve yeni bir tatlı ortaya çıkardık. Tatlımızın adı Tulum İsu. Tulum peynirden olduğu için adını Tulum İsu koyduk biz. İçerisinde tulum peyniri var, pekmez var, Türk kahvesi var. Tamamıyla yerli ve milli. Peki evde yapabilir miyiz? Ben bunları evde yapıp getirdim buraya. Evet, ben bunları tam bugün sabah kalktım erkenden evde yaptım ve buraya getirdim ben. Kolaylıkla evde de yapılabilecek bir tatlı. O sebepten dolayı İtalyanların tiramisu'sunu boş verin. Gelin Adana'nın tulum tatlısını yiyin, tulum isu yiyin. Peki ben evde yapmak istiyorum. Nasıl tarif edersiniz? Tamam. Bunu evde yapacak olursanız 100 gram tulum peyniri, 300 gram şeker, 7 yumurta beyazı, 6 yumurta sarısı. Bunları şekerle yumurtanın sarısını iyicene çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra başka bir kabın içerisinde yumurtanın akını köpük haline getiriyorsunuz, kar gibi olana kadar. Ondan sonra bir kasenin içerisinde pekmezi sulandırıyorsunuz. İçine Türk kahvesi atıyorsunuz. İyice onu çırpıyorsunuz, Türk kahvesini emsin diye. Daha sonra pandispanya ekmeklerini ıslatıp altına koyuyoruz. İçine de birazcık tam şey koyuyoruz, pudra şekeri. Daha sonra bunu pandispanyanın üzerine dolduruyoruz. En son üzerine Türk kahvesi de pişiriyoruz. Poşete koyalım. Yine bekleriz poşete. İlk defa göreceği çıkıyor. Türkiye'de ilk defa yapıldı bu. Ne kadar sürede tüketilmesi gerekiyor? 3 gün ömrü var bunun. 3 gün dolapta durduğu sürece 3 gün boyunca hiçbir şey olmadı tatlımız. Buyurun tadın sizde. Tamam. Wow. Evet, pandispanya mı? Pandispanya'yı da mı yapacağız evet, peki? Evet, evet. Pandispanya ekmeği ayrı bir. Çok değişik ve fazla bir tat. Çok lezzetli. Yani kameraman da yemesin mi? Tabii ki yesin. Kareyi. Kamerayı tutayım diyorum ama. Her mevsim yapılabilir mi buraya Şen? Her mevsim yapılabilir. Nasıl yapacağız şimdi? Acı biber ağzınız yana yana tatlanacak. Yana yana tatlanacak, çok güzel tatlanacak. Çok hoş bir lezzet olacak. Güzel bir lezzet olacak. Kapya biber ve çiğ biber. Sadece kapyadan değil, acılığını da çiğ biberden alıyoruz. Artık tabii bunun içine bal koyuyoruz. Şekeri yatırıyoruz normal doğrayıp. Nasıl doğruyoruz? Minik minik doğruyoruz. Ondan sonra şekeri yatırıyoruz kendi suyuyla. Daha sonra da içerisine bir miktar bal, zencefil, tane zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, kuşuk tarçın. Bunların hepsini koyuyoruz kaynarken. Kendi suyuyla, kendi kıvamında pişiyor. Ve bir miktar da limon suyu. Ondan sonra afiyetliyoruz. Nereden aklınıza geldi açı biberden böyle bir şey? Yok değil mi örneğin? Yok, hayır. Patentini ben alacağım aşağıda. Adana'da ilk. Nasıl yapalım ki falan? Ya, Adana'da zaten aşağımızın müthiş bir yolumuz var. Her şeyin reçeli oluyor. Neden? Hem yanarak hem tadı almayalım. O lezzeti tatmayalım. Artık kahvaltılarda çok müthiş bir lezzet. Peynirle, kaymakla, tereyağıyla. Çok eşitliyorsak. Bu yediğiniz tatlının üzerine ikram etsem mi diye düşünüyorum. Aslında edeceğim. Sanırım yok demeyeceğiz. Hemen sizi kırmayacağım. Peki, teşekkür ederim. Adı var mı bu reçelin yoksa? Acı biber reçeli. Acı biber evet. Reçeli diyorsun. Şimdi acı biber ama bu bir reçel. Evet. Yerken hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Ama yuttuktan sonra ağzınızda bir reha kalıyor. Kesinlikle. Acı rehası. Evet, evet. Çok böyle değişik bir, evet. Çok farklı evet. Bir lezzet. Evet. Elinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.